Adamın biri Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelerek ona demiş ki: "Ey Musa, ben bütün hayvanların konuşmalarını duymak ve onların dilinden anlamak istiyorum. Sen Tur Dağı'na gittiğin vakit bu dileğimi Cenab-ı Hakk'a iletsen ve duamı kabul etse ne güzel olur," demiş. Hazreti Musa adama: "Her şeyi bilmek iyi değildir. Hayvanların konuşmalarını duymak senin için hayırlı sonuçlar ortaya çıkarmayabilir," dese de adam bu konuda ısrarını sürdürmüş. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkıp Cenab-ı Hak'la konuşmaya gittiği vakit adamla aralarındaki konuşmayı Allah'a iletmiş. Cenab-ı Hak: "O kulumun bu isteğini kabul ettim. Lakin ona söyle ki her şeye ehemmiyet vermesin," demiş. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan döndüğü vakit bu durumu adama anlatmış. Adama her şeye ehemmiyet vermemesi konusunda da uyarıda bulunmuş. Sevinçli haberi alan adam doğruca evine koşmuş. Akşam olduğu vakit ahırın yolunu tutmuş ve hayvanları yemlemek için ahırın kapısını açmış. Artık hayvanların sesini, konuşmalarını da duyduğu için öküz de eşeğin konuşmasına denk gelmiş. Kıssadan hisse bu ya, eşek ve öküz şöyle konuşuyorlardı. Öküz: "Eşek kardeş, en iyisi sensin. Bak bana, yazında kışında rahat yok. Yine sabah olacak ve çifte koşacaklar. Sen ise akşama kadar rahatça gezersin." Eşek bu sözleri işitince öküze uyanıkça bir nasihat vererek dedi ki: "Bu hep senin ahmaklığından oluyor. Bak, sen sabah olunca hasta numarası yap ve akşamdan sahibimizin verdiği yemleri asla yeme. O da sabah olunca seni böyle görür ve seni çifte koşmaktan vazgeçer. Sen de hiç değilse birkaç gün olsun dinlenirsin," dedi. Eşeğin bu sözleri öküzün bir hayli hoşuna gitmişti. Akşam olunca kendisine verilen yemi yemedi. Aç karnına sabaha kadar yattı. Eşek de aç gözlülükle öküzün önündeki yemleri bile yedi. Ancak bu konuşmaları çiftlik sahibi işitmiş ve tebessüm ederek ahırdan çıkmıştı. Sabah olunca adam ahıra girdi ve öküzün yerde yattığını gördü. Birkaç kez ayağıyla yokladıktan sonra öküzün hasta olduğunu fark etti. Adam, "Madem öyle bugün eşekle çift sürelim," dedi ve eşeği alıp tarlanın yolunu tuttu. Eşekle birlikte akşama kadar çift sürdü. Eşeğin emdiği süt adeta burnundan gelmişti. Akşam olup döndüğü vakit öküz rahat rahat geviş getiriyordu. Kendi kendine, "Hakikaten bu iyi bir numara," diyordu. Eşek baktı olmayacak ve bu işe bir çare bulabilmek için öküze başka bir akıl vererek kurtulmak istedi ve ona dedi ki: "Öküz kardeş, bak, sen böyle yatarsan sahibimiz seni satar. Bugün köylüler tarlada beni görünce sordular. Sahibimiz köylülere dedi ki, o öküz zaten tembel biri, şimdi ise hasta olmuş. Adam, olmadı yarın onu kasaba vereceğim," dedi. "Eğer sen yarın da böyle hasta olmaya devam edersen, kendini bıçağın altında bil." Plan işe yaradı ve sabahleyin eşek tarlaya gitmekten kurtuldu. Lakin bu konuşmaları tabii ki çiftlik sahibi duyuyor ve kendi kendine keyifleniyor ve gülümsüyordu. "Hayvanların dilinden anlamak ne güzel şeymiş," diyordu. Ertesi gün bu sefer horoz da köpeğin konuşmalarını dinledi. Horoz köpeğe, "Sana bir müjdem var, biliyor musun?" dedi. "Yarın sahibimizin öküzü ölecek. Senin için güzel bir ziyafet var." Adam bunu duyar duymaz hızlıca öküzü pazara götürüp sattı ve kendince zarardan kurtuldu. Ertesi gün olunca köpek horoza, "Hani bana ziyafet var diyordun, nerede ziyafet? Sahibim öküzü sattı," deyince horoz demiş ki: "Sen merak etme, öküzü sattı ancak yarın onun kölesi ölecek ve mutlaka onun hayrına bir yemek verirler. Artık sen de bundan istifade edersin," demiş. Adam bu konuşmaları da işitmişti. Hemen kölesini pazara çıkarıp sattı. Köpek yine hayıflandı çünkü ziyafet yine olmamıştı. Horoza dedi ki: "Sen beni sürekli kandırıp duruyorsun." Horoz ona dedi ki: "Ben sana ziyafet olacak dediysem olacak. Sahibimiz öküzle kölesini satıp zarardan kurtulmuş olabilir. Ancak yarın kendisi ölecek ve daha büyük bir ziyafet olacak ve sen de bundan fazlasıyla istifade edersin," demiş. Adam bunu duyunca etekleri tutuştu. Ne yapacağını bilemez oldu ve doğru Hazreti Musa'nın yanına gitti ve durumu anlattı. "Gerçekten ben yarın ölecek miyim? Hiçbir çaresi yok mudur?" diyerek Hazreti Musa'ya yalvarmaya başladı.
kıssadan dersimiz şu ki Hz. Musa aleyhisselam adama ben sana demedim mi öyle her işittiğine ehemmiyet verme diye, şayet sen o öküzü satmasaydın o ölecekti ama sen bir beladan kurtulmuş olacaktın. Sen ise onları satmakla başkalarının zarar görmesine neden oldun. Sadece kendi menfaatini düşünüp başkalarını düşünmeyenin hali budur, dedi.